irmikle hemen işe başlayalım. Şuradan orta ateşte hocam irmiğimi aynen döküyorum. Hemen şekerimi koyuyorum içine. Buradan vanilya özütümü de yakınıma aldım. Ocağın altını kısın. Portakal kabuğunu da içine rendeleyeceğim. Şimdi altını tekrar açıyorum. İlk etapta sütümün şöyle yarısını koyuyorum. Bunu güzelce pişirmeye başladım. Bir yandan da benmari kuracağız buraya. Benmari'de de çikolatalarımızı eriteceğiz. Yine ocağın altını açıyorum. Benmarim hazır. Burada tam olarak dolu dolu bir su bardağı kadar çikolatamız var. Hepsini eriteceğiz. Peki bu çikolata tek başına mı eriyecek? Hayır. Ona portakalın suyuyla nefis bir lezzet katacağız. Ve biraz da krema ekleyeceğim. Çünkü çok katır katır bir katman olmasını istemiyorum. Biraz yumuşak olsun. İrmiğim kaynamaya başladı. Hemen diğer sütü de yine yavaş yavaş içine ekliyorum. Cevizlerimin çok küçük değil de böyle dişe gelir iri iri olmasını istiyorum. Hemen içine yaklaşık bir çay kaşığı kadar vanilya özütü dökeceğim. Gördüğünüz gibi olmaya başladı. Birazcık daha koyulaşmaya ihtiyaçları var. Ben cevizlerimi içine ilave edeceğim. İrmiğim hazır. Soğuyan karışımımla geri döndüm. Bunları top yaparken yanınızda mutlaka bir kase soğuk su bulundurun. Çünkü çok yapışkan bir hamur elinize yapışacaktır. Yapmadan önce ıslatmamız gerekiyor. Hemen kaplamalar için şöyle biraz Hindistan cevizi dökeceğim. Biraz da fındık. Siz nasıl seviyorsanız o şekilde. Şekil alabilmesi için biraz ıslak elle yoğurmanız gerekiyor çünkü. Şimdi bunu da yaptık, hazır. Toplarımızı önce bu çikolatalı karışıma güzelce buluyorsunuz. Her yerinin kaplanmasına özen gösterin. Şu şekilde güzelce. Şöyle özellikle evdeki çocuklar bunlara bayılıyorlar.